parçaya bölünmüş bir kan mili ya da diğer bir ifadeyle eksantrik mili görüyoruz. Ki normalde eksantrik milleri tek parçadır. Neden üç parçaya bölünmüş olabilir? Normalde böyle görünmesi gereken bir buji nasıl olur da bu hale gelebilir? Diskli tip fren sisteminin fren balatası normalde böyle görünür. Üzerinde balatadan eser kalmayacak noktaya nasıl gelir? Ya da bir fren diski, yüzeyin bu hale gelmesi veya çatlayacak duruma kadar gelmesi nasıl olabilir? Fotoğrafta gördüğümüz şey sizce ne olabilir? Bu bir motorun hava filtresiydi. Bir hava filtresi bu veya bu hale niçin gelir? Otomobil üzerinden daha pek çok örnek verilebilir. Son bir örneği trigger kayış üzerinden vermek istiyorum. Normalde böyle görünmesi gereken bir trigger kayış bu hale niçin gelir? Az önce sorduğumuz tüm soruların büyük bir kısmının cevabı aslında biziz ya da siz. Aracınızın periyodik bakımını en son ne zaman yaptırdınız sorusuna vereceğiniz cevap burada görmüş olduğunuz örneklerin sebebidir. Genellikle kağıt bir elemandan yapılmış bir basit hava filtresi motorda çok daha büyük turbo hasarlarının sebebi olmaktadır. Ya da bir buji motorda ciddi hasarlara yol açabilir. Maddi kayıpları bir yana bırakalım. Aracınızdaki ihmaller hayati sonuçlar doğurur. Örneğin trigger kayış. Eksantrik kayışı diye de ifade edilen bu parça, krank dişlisi üzerinden aldığı hareketi eksantrik dişlisine aktarır. Kayışın kopması halinde motorun pistonları ile süpaplar arasındaki zamanlama bozulur. Pistonun yukarı, süpabın aşağı yönde hareket yapması yüzünden piston süpaba çarpar. Süpap tasarımı kapakta belli bir açıda ise piston süpabı eğer, sonuçta süpaplar bu hale gelecektir. Ancak süpaplar dik konumda tasarlandıysa piston süpabı eğemez ve tüm kuvvet dik olarak eksantrik miline aktarılır ve eksantriği parçalara ayırır. Eksantrik milinin parçalanması veya süpapların eğilmesi motorun stop etmesine neden olur. Peki bu durumun yüksek bir hızda ve rampa aşağı inerken gerçekleştiğini düşünelim. Ne olur? Fren sistemindeki Westinghouse adını verdiğimiz parça motordan vakum alarak fren kuvvetini arttırdığı için fren kuvveti büyük ölçüde azalacak ve aracın durdurulması mümkün olmayacaktır. Bu çalışmada bir otomobilin periyodik bakımında neler yapılmalıdır sorusunu cevaplamanıza gerek görmüyorum. Çünkü aracın markasına veya dizel benzinli olmasına göre farklı durumlar ve farklı zamanlar ortaya çıkacaktır. Basit bir internet taraması ile aracınızın periyodik bakımı hakkında bilgi bulabilirsiniz veya aracınızın markasına göre servislerden bilgi alabilirsiniz. Benim bu çalışma ile altını çizmek istediğim konu otomobilinizin periyodik bakımları konusunda yapılan küçük ihmaller büyük sonuçlar doğuracaktır. Hatta bu sonuçlar hayati öneme bile sahip olabilmektedir.